Jax. Diğer seçenekte Malphite olur ama üst taraf çok AP olur o durumda. Yani rakibe özellikle Jinx'i ve Jayce'i varken aslında çok güzel de bir opsiyon olabilirdi ama bir noktada hem ayrı kittirmede hem de hasar profili olarak da Jax daha iyi oldu. Hangi tarafı daha güçlü buluyorsunuz şimdi kompozisyonlarda şekillendi? O soruyu tekrar sorayım. Erken oyunda nasıl bir oyun izleriz veya? Ben sup tarafını daha çok beğendim sanırım. Takım Ben de sup savaşlarında. tarafının fightlarını çok beğendim. Yani sol taraf birazcık daha oyunu uzaktan oynamak istiyor. İşte JC ile Sol işte tarafın çok Rumble'ı. güçlenmesi lazım. Evet. Herkesin item alması gerekiyor. Sağ taraf eğer bir şekilde savaşı başlatmayı başarırsa ve sol taraf buna hazırlıksız yakalanırsa hele ki Jinx'e bir şeyler değerse o zaman işi çok zor gibi gözüküyor. Ya burada Çift lane'den bir sıçra görürsek. Başı belaya girebilir Starscream'in. Ama bu noktada Moito'yu çağırması lazım. Direkt olarak sıçralarla üzerine gidecekler. Chieftain'dan da geliyor sıçra ve ilk kan Armut'ta. Şimdi Moito'nun sıçrası ne oldu? Şimdi o sıçra olmadığı için bu kule altı gelecek burada. Sanki. Chieftain yaklaşıyor ultiyle birlikte başladı. Direkt olarak düşürüyorlar burada. Supermassive. Chieftain'ın erken oyun oyunlarıyla birlikte öne geçmeyi başarıyor. Yani Mojito üst tarafta takım arkadaşını koruyor. Starscream'i koruyor. Orada çok fazla minyon dalgası var. Serin de burada. Mojito dikkat etmesi lazım. Kendini ya, gösteriyor alır, ama. Çıkar. Mojito'dan ulti geldi. Burada çalmak istiyor Mojito. İçeri Ay. Girdi. Çalabilecek mi? Çaldı Mojito. Burada çalmayı başarıyor. Alttan gelen ultiyle birlikte de. Alameti güvenliğe alıyorlar. FUT Esports bir çıkış bulmuş olabilir kendine. Yani bu gerçekten ekstraydı ki Asper de ilk başta o alamette savaşacaklarına inanmadı. Yalnız alt koridorda da Zeitnot Kaoru'nun canını bayağı yakmış gibi. Ulti kullanmış bu arada Zeitnot. Hayaleti de basmış. Hayaleti de kullanmış. Kaori ise üste kullanmıştı. Tempt'in sıçrası hala gelmedi. Chieftain'la birlikte Rebel üzerine oynuyor ama Asper yetişti buraya. Rebel'ın dikkat etmesi lazım ama Tempt kaçırıyor orada. Şok patlamasını Asper'in üzerine de sersemletme gelecek. Bu sefer Asper'in başı belada. Sıçrayla birlikte uzaklaşmaya çalışıyor. Rebel'ın ultisi skoru getirecek. Evet, sihirdar büyüleri var. Üst tarafta da kule altı var. Senin dediğin gibi Zeitnot rakibinin üzerine oynuyor. Tüyleri de çekecek. Zeitnot! Gerek bile duymadı burada Rebel'a. Bunu birebir yazabiliyor muyuz? Yoksa o kalkan kurtardı mı? Efendim? Birebir skor ya. Aynen. Birebir ama, skor. Ama sanki bilmiyorum ya. Kalkan ne verecek? Ya Rakan da ama arkada olduğu için... Chieftain! Burada kırmızıyı çaldı, rakiplerini biliyor. Tempt'in üzerine oynayacak Chieftain. Hasarı çok fazla. Arkada. Sıçra kullanmak zorunda kalabilir. Ulti kaçtı yalnız Chieftain'dan Rebel. Sıçra ile birlikte buraya geliyor. Az önce atmıştı o sıçrayı Moito. Sıçrası yok ve bu skor Serin'e kalıyor. Diğer tarafta alamete başlayan FUT Esports oyuncuları... Armut buraya geliyor yavaştan. Istiyorlar. Dediğin gibi Armut burada yaklaşıyor. Burada bir 5'e 5 dönecek yalnız. Nişancılar da yaklaşıyor. Burada savaşmak istiyor. Çalabilecek mi? Kimde kaldı? Göremedim orada. Asper arada kalan oyuncu. Hasar Ay. Çok fazla Asper ama Asper Armut bir şekilde kaldı. Uzaklaştı ve Armut'un düştüğünü gördük. Chieftain sıçrayla birlikte skoru alsa da çok farklı yerlerde savaşıyorlar. Serin. Yani bir destek adasıyla ormancısını koruyor burada. Tek hedefe odaklanamadılar. Bu arada alamet yine Mojito'da ultiyle birlikte. Rebel. Mağazaya bakıyor, eşyası içiyor ama skoru da veriyor bu esnada. Starscream Serin'in üzerine gidecek. Sıçrayla birlikte kule altına aldı Serin Mojito'yu ama son orada bir düşecek. Hasar burada Starscream'den geliyor. Bir anda FUT Esports orada Starscream Armut'u çok fazla var hasar verdi. Starscream'in ultisi de var dediğin gibi birebir de skor kovalayabilir. Sıçrayı alacak burada. Deneyecek Starscream. Mi Starscream? Sıçrası var. Sıçrayla birlikte roket kemeri de kullandı. Armut'un üzerine gidiyor. Son bir artık orada Zıpkın skoru alabilir. Yandan gelen Mojito ultisi bu skoru garantilemiş olabilir burada. Bu skor da Starscream'e gidecek. Yaka yaka aldı bu skoru. Göremedim ya. Ben öyle minyona vururken bence biraz eli çarptı. Fazla kaldılar ve Zeitnot Rebel arkaladı yani. Hayalete de var Zeitnot'un. Mojito üzerine oynayacaklar ama ultisi var Zeitnot'un. Arkaya ışınlan Mojito geldi. Starscream sıçrayla sıçtı. Birlikte uzaklaşabilir. Starscream arada kalmış olabilir burada. Sıçrası da yok.
Armut kapatıyor burayı be. Burada bir skor daha gidecek. Bu skoru kime bırakacaklar? Armut'a bıraktılar. Buraya kadar altınını da Armut alıyor. Artık burada hiç savaş denememiz lazım. Futta gerçekten güzel bir savaş yaptı. Altında da bir tık geri olmasına rağmen orada savaşı çok daha koordine bir şekilde oynadı. Ya şundan avantajını ama kullanması gerekiyor bir şekilde Supermassive'in. Şimdi Hexachira ile birlikte çok iyi deneme Asper'den serinin üzerine kullanılan bir ulti. Yalnız Zeitnot tarıyor burayı. Zeitnot! Skoru bulduktan sonra geri çekilmek isteyebilir. Üzerine kullanılan yetenekler var. Arada kalan bir serin var. Işınlanla birlikte Armut buraya geliyor. Bu savaşı istiyor Supermassive tarafı. Armut Mojito'yu yakaladı. Mojito skorunu gelip kendisi aldı. Yalnız ve şimdi Baron zamanı. Zeitnot'tan direkt clutch hareket. Ki orada bunları yapmasa sıçrasın da muazzam attı. Belki Sup Baron'a gidemeyecekti. İşte iyice sıkıntıya giriyordu. Serin de orada üzerine ulti atılmasına rağmen çok güzel zaman kazandırdı. Bu arada Baron hala garanti değil. Serin'in canı çok azaldı. Geri şimdi Serin ışınlan atarsa sorun yaşayacaklarını zannetmiyorum. Serin ışınlan atmak isteyecek. Foot burayı bırakmak istemiyor. Kolay kolay savaşmaya çalışacaklarını bilmiyorum. Rebel pozisyonu çok iyi. Direkt olarak Kaori'nin üzerine gitti. Sıçrasını aldılar ama Serin'in pozisyonu çok iyi. Kaori uzaklaşmaya çalışıyor. Arada kalan bir Star Screen var. Yalnız çiftlerinin sıçrası var. O kadar rahat olmayacak gibi Star Screen'in sıçrası hala gelmiş değil. Zeitnot canı çok azalmış. Aradan neredeyse alıyordu Kaori ama Baron'u durdursalar da skoru veren Foot Esports oluyor. Orada üçüncü eşyalar gelmeye başlıyor. Temptin üzerine ulti çiftin. İyi yakaladı yine ama yetişemiyor takım arkadaşları. Bu sefer kendisi yakalanmış olabilir. Çok fazla hasar var Kaori tarafında. Tabii son fısıltı alınmış. Starscreen'den gelen ultiyle birlikte Zeitnot. Diyeceğim, diyeceğim. Neredeyse çiftini düşürüyorlardı. Neredeyse değil çiftin. Yalnız yana yana düştü orada. Kızart rünü sanıyorum ki skoru getirdi. Burada bu Baron'da artık Sup'un bir şey yapması lazım. Baron'ları çok hızlı alıyorlar. Ya Baron'u almaya çalışacaklar ama burada hala savaşmak isteyebilirler. Asper pozisyonu çok tehlikeli. Zeitnot'un ultisi yok. Zeitnot'un ultisi yok. Zeitnot yakalandı. Foot Esports geri dönüş için önemli hamleler, önemli şanslar bunlar be. Baron'u da alacaklar. Asper yaptı şovunu. Asper durdu durdu. Durduğu çaldı sonra bir tane de çipa tutturdu ki yani Sup tarafı da çok çaresiz. Yani karşılaşma şu dakikaya kadar Supermassive'in direksiyonda olduğu bir karşılaşmaydı ama Foot Esports yine de Armut'u tabii üstte minyon temizlerken gördükleri için her an baskın kuruyorlar. Burada da dikkat etmeleri lazım. Zeitnot'un üzerine yine ulti uzaklardan sürekli yalnız olarak ultiyle fark ediyor musun? Rumble ultisi havadan indiği an üzerine Jayce AQ'su üzerine de direkt olarak Jinx ultisi geliyor. Ulti üzerine kullanılan yetenek Rebel. Yalnız Rebel çok iyi girdi, çok iyi girdi. Kaori yakalandı ama kronometre hayatını kurtarıyor. Zeitnot geri çekilmek zorunda. Armut vuruyor, Armut vuruyor orada. Dört kişinin arasında skoru bulacaklar. Armut taklamaya devam ediyor burada. Hasarı kalmadı, hasarı kalmadı. Zeitnot düşse de bu savaşı devam ettirecekler. Armut paramparça ediyor burayı. Güzel takaslar var. Armut düştükten sonra bu savaşı da kaybedecek Supermassive tarafı. Sıçrayla birlikte Mojito yakaladı ve Star Screen'e 3. skorunu hazırladı. Foot Esports kazandı yani bu savaşı. Star Screen'e pek dokunamadılar. Evet, sürekli olarak savaşın içindeki Rebel'ın savaş başlangıcı da dahi fena durmuyordu. Kaori'yi yakaladı. Ama şimdi şöyle bir durum var. Işınlanı var Armut'un. Armut'u biraz yan koridorda salabilirlerse, burada baronları da olmadan belki minyon dalgasını temizlerse. Işından geliyor, ışından geliyor. Çiftinden ulti geldi. Asper önde kalmış olabilir. Armut şimdi çiftin ulti kullanıyor. Çiftin ulti kullandıktan sonra hiçbir yetenek takip etmiyor çiftin ultisini. Ve ulti boşa gitmiş oluyor aslında. Burada Rebel önde kaldı. Yalnız Asper'den güzel çıktı. Zeitnot'un üzerine gelen yetenekler var. Zeitnot yakalandı. Zeitnot burada düşürülüyor ve Foot Esports bir savaşı daha kazanmayı başardı. Evet, ejder var. Burada o durmak istiyorsunuz. Nehirde o ejderi karşılamak istiyorsunuz ama Rebel abi çok nasıl desem hiç tank değil. Ve zaten karşı koyacak bir bu gücün arada, yok bu dakikada. Çiftinin üzerinde zırh namına hiçbir şey yok. Evet, burada onu yakalandığını göreceğiz. Starscreen hasarı gayet yeterli burada çiftini düşürmek için. Ters köşeye kaçmaya devam ediyor çiftin. Sersemletmeyi de kullandı. Jinx ultisi kaçıyor. Çiftin zaman kazandırmaya çalışıyor burada. Son olarak Rumble ultisiyle birlikte Starscreen'i zip geçiyor. Ve çiftinin burada yakalanması bir de Baron kaybı anlamına gelecek.
Dağıldı Supermassive. Yani bu noktadan sonra zaten Supermassive'in takım savaşlarını kazanması için Kaori her boşlukta ışınlan denemesi vesaire de gelmezse çalışıyor. Çok fazla Kaori dürtündüler. Tek başına herkesi çok doğrar fazla yani dürtündüler. Çok fazla dürtündüler. Kaori'den kullanılan ulti çiftini de düşürecek Kaori. Yaptı şovunu Kaori. 4v5 savunmak zorundalar burada. Çok iyi gördü açıklığı. Skoru buluyor. Güzel ulti. Ama üzerine oynayamayacaklar ve buradan çok kötü bir ulti. Nautilus ultisini bir de Zeitnot'a götürdü. Karşılaşmayı bitirmek istiyor. Burada Footy Sports ultiler kullanılıyor. Rebel'ın da düştüğünü gördük. 3'e 5 savunamayacaklar. Zeitnot'a da şok ve karşılaşma Footy Sports tarafından kazanılacak. Çok temiz başlamadılar. Çok zayıf başladılar ama iyi bir geri dönüş görüyoruz Footy Sports'tan. Rakiplerine de iyi bir cevap verdi burada. Foot Esports.